coşku, büyük bir enerjiyle ekran başında olan, bu soğukta evinden kalkıp buralara kadar gelen sizlere çok teşekkür ediyorum. Ekran başında bizi izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız bugün yine sizin için başlıyoruz. Alkışlar kimin için gelsin? Ünlü rüya yorumcusu Mehmet Emin Kırgil geliyor alkışlarla. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Eyvallah, siz? Çok teşekkür ederim. Ben çok iyiyim. Ekran başındaki seyircilerimiz nasıllar? Genç kardeşlerimiz var. Evet. 15 tatilde. Doya doya yaşayın inşallah bu tatil, olur mu? Dün söyledim, anonsumu yaptım, bugün yine söylüyorum. Çünkü dün bir alışveriş merkezine küçük bir kardeşim geldi. Abla dedi, benim dedi karnemde 40 var, annem bana çok kızdı dedi. Olsun, sen düzeltirsin dedim. Döndü annesine, dedi ki gördün mü bak, sen buna inanmıyorsan Onur abla bana inanıyor dedi. Kimin karnesinde 40 varsa ben size çok inanıyorum. İnşallah yeni dönemde hiç onlar kalmayacak. Kalmayacak. Şimdi ekran başında bizi ilk defa izleyenler mutlaka vardır. Genç kardeşlerimiz vardır. Sizden şunu rica ediyorum. Gördüğünüz rüya sizin için çok şey ifade ediyor. Aslında gördüğünüz rüya bir mesaj içeriyor. Burada anlatılmak istenen ne? Gördüğünüz rüya size ne anlatıyor? Her zaman olduğu gibi önce stüdyomdan da alabilirim. Ekran başındaki seyircilerinizden de alabiliriz. Instagram'dan sorularınızı bize yazabilirsiniz. Instagram Nur Viral. Hadi rüyalarınızı bizimle paylaşın. Ben de hocamıza soracağım. Telefon numaralarımızı biliyorsunuz. Rüya gerçekten yaşamımız için çok önemli. Aynen. Bazen bir kalkıyoruz hocam, bir rüya görüyoruz, böyle içimiz eziliyor. Kötü bir şey mi olacak diye düşünüyoruz. Bazen öyle bir rüya görüyoruz ki diyoruz ki ay hayırdır inşallah, çok güzel bir rüya gördüm. Aslında o güzel gördüğünüz rüya da kötü olabiliyor. Kötü gördüğünüz rüya da iyi olabiliyor. Bu arada bizi izleyen tüm kardeşlerimizin, az önce de Instagram'dan yazmış Meral Hanım, kızı Ayşe. Ne olur Ayşe'me selam söyler misin diyor. Öpücük gönderir misin? Ayşe'ye de sevgilerimi gönderiyorum. Bizi ekran başında izleyen tüm gençlerimize, tüm çocuklarımıza sevgilerimi gönderiyorum. Hadi alalım diğer telefonumuzu da. Malatya'ya gidiyoruz. Begüm Hanım hattımızda. Malatya'dan Begüm Hanım hoş geldiniz. Buyurun. Nur Hanım merhaba. Merhabalar. İyi günler öncelikle. Çok teşekkür ederiz. Buyurunuz. Rica ediyorum. Ben şöyle bir rüya gördüm. Rüyamda benim anneannemlerin bahçeli müstakil bir evimiz var. Hı hı. Bir gece vaktinde kendimi bahçe kapısında görüyorum. Bahçe duvarında beyaz bir örtü asılı. Hı hı. Çok güzel, tertemiz bir örtü. Örtüyü kaldırdım ve altında güzel bir kurbağa görüyorum. Canlı bir kurbağaymış bu ama hiç hareket etmiyor. Evet. Sonra evdekileri görüyorum, dış kapıdan geliyorlar. Diyorum burada bir kurbağa var, gelin bakın. Diyorlar ki biz gelmeyelim, korkarız gibi şeyler söylüyorlar. Sonra bir daha örtüyü kaldırdığımda bir de kurbağanın küçük yavrusunu görüyorum. Hocam buyurun. Konuşmak istiyordum. Ben bir şey soracağım size sevgili kardeşim. Buyurun hocam. Siz bir hasta haberi ya da bir dışarıdan cenaze haberi aldınız mı? Hayır, almadık hocam. Tamam. Şimdi bahçenin olması, hani yeşilliklerin olması, orada beyaz bir perde görmeniz, Allah nasip ederse sinenize geçecek olan imkan ve fırsatlar var. Evet. Beyaz örtü olması bir muradınız var, bir dileğiniz var ama size uzak gözüküyor. Yani siz onu uzak görüyorsunuz. Evet hocam. Olmayacak diye düşündüğünüz bir şey olacak. Nasıl olacak? Allah nasip ederse kurbağa diyor. Kurbağalar biliyorsunuz ki geceleri bağırmayı çok sever hayvanlar. Aslında onlar bağırırken birbirine bağırmazlar. Allah'ı zikrederler. Ve genelde gece bağırırlar kurbağalar. Onun için bir yaz ayında bir akşam vakti sizin muradınızın gerçekleşeceğini, uzak görmüş olduğunuz bir dileğinizin olacağını Allah nasip ederse size burada bu mesajı Cenab-ı Allah bu şekil göndermiş. Ama işin başı da sabır, sonu da sabır. İnşallah. Evet. Ne diyoruz Begüm Hanımcığım? Sabreden derviş. Çok sorabilir miyim hocam lütfen? Nasıl? Çok kısa. Çok kısa bir şey daha sorabilir miyim hocam? Ama bu rüyanın üzerine bir şey sorsanız yani hocam, bence şu hocam bir dakika, bu kadar konuşacağımızı hemen alın. Hemen alın. Buyur. Hadi hemen, çok acil. Benim rüyam değil, annemin rüyası. Evimizin penceresinden baktığımda içeride dayımı görüyor ve dayımın cumhurbaşkanımızın bir konuşma yaptığını söylüyor. Annem de kendisi de pencereden görüyor cumhurbaşkanımızı. Dayım diyor ki cumhurbaşkanımız burada konuşma yapıyor diyor. Bunun anlamını öğrenebilir miyim peki, acaba? Teşekkür ediyoruz bir Begüm Hanım. Bir evle alakalı bir sıkıntı varsa, bir özlemle, işte bir dargınlıkla alakalı bir durum varsa bunu ortadan kalkacağını Allah nasip ederse, dayınızla alakalı da hayırlı haberler annenizin duyacağını gösteriyor. İnşallah. Evet.
Begüm Hanım teşekkür ediyoruz. Derya Hanım'ı bağlıyoruz hemen. Derya Hanım. Merhaba, iyi yayınlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş buyurun. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hocam ben bir rüya gördüm. Bu akşam gördüm de bayağı da korktum. Çok etkisinde kaldım rüyanın. Hayırdır? Hemen çok şanslı gündeyim. Hemen bağlandım bugün. Maşallah hocam, de dilini ısır. Evet, rüyamda hocam eşimi gördüm. Eşimle birlikte bir yere gittiğimizi gördüm. Hani çocuğumla birlikte, bir kızım var. Bir kuyumcuya girdiğimizi gördüm. Kuyumcuda eşim bir tane iki kız çalışıyor. Bir tanesini, sarışın bir tanesi, onu tanıyormuş. Tanıyormuş kızı. Kız da selamlaşıyor ama beni hiç tanıştırmıyor kızla. Hani eşim diye tanıştırmıyor. Ben kuyumcuda kendi bir arkadaşımı daha görüyorum. O böyle altın bir şeyler beğeniyor. Ben de gümüş bir şeyler beğeniyorum. Sonra o kuyumcudan çıkıyoruz. Bir yere gidiyoruz. Bir ev, hani kayınvalidemden, hani eşimin ailesinin tarafıymış. Büyükçe bir salon. Herkes yerde oturuyor ve yemek yiyor hocam. Ama ben hiçbirini tanımıyorum. Hani eşimin ailesiymiş, hani öyle biliyorum ama. Konuya girebilir miyim? Hocam konuya girmeden önce bir şey söyleyeceğim. Hocam rüyanın şifresini çözdü. Ben bir tek bir şey söyleyeceğim. Dediniz ya, çok korkunç bir rüya gördüm. Bu rüyada korkunçluk eşinizin o sarışın kadını tanıması mı? Hayır, hayır, hayır. Rüyanın devamı şöyle söyleyeyim. O yemek sofrasındayken hocam kayınvalidem, hani hiç tanımıyorum. Gerçek kayınvalidem değil o hani. Sofrada birçok insan var hocam. Böyle hani onlarca insan var ve onları vurduklarını gördüm. Ve beni de vurduklarını gördüm. Ve ben, eşim de hiçbir şey söylemiyor yalnız. Hani sofranın bir başında oturuyor. Şimdi ben bir konuya, oturuyorum. Şimdi konuya girmek istiyorum. Tabii ki, tabii ki hocam. Beni ilgilendiren kuyumcu. Kuyumcudaki sarı bayan. Kuyumcudaki sizin beğenmiş olduğunuz gümüşler. Hayırlı bir evladınız olacak ya. Allah Ay nasip inşallah. Ederse. Öpüyoruz Derya Hanım sizi. Yani Allah nasip ederse bu rüyaya göre... Erkek bir evlada, tabii rüya çıkarsa inşallah, erkek bir evlada kavuşacaklarını gösterir. Haydi inşallah. Yani bir sofrada olması, kalabalık ortamda olması, sizi çekemeyen, sizi kıskanan bir takım kişiler var. Bunların içerisinde bazı konuştuğunuz kelimelere dikkat etmeniz Peki. sizin için en hayırlısı olacak. Sakarya'ya uzanıyoruz. Evet. Gülser Hanım hattımızda. Gülser Hanım hoş geldiniz. Ay, hoş bulduk. Buyurunuz. İyi geldiniz. Çok teşekkürler. Ben rüyamı anlatmak istiyorum. Hemen alalım. Tamam, ben oğlum daha doğrusu görmüş benim. Tamam. Şöyle, odasında 4 tane kaplan görüyor. Bunların ikisini çıkarmaya çalışıyorlar yanında birkaç kişiyle. İkisini dışarı atıyor. Ondan sonra diğerlerini almaya geldiğinde şimdi burada kendisinde, rüyanızın şifresi çözüldü burada, bir dakika. Bakın burada. Hocam. Uyarıcı. Hocam, bekar inşallah, bilmiyorum. Ya ablacığım, niye açıklama yapıyorsun ya? Niye anlatıyorsun? Oğlunuzun bekar olduğunu. Yani niye anlatıyorsun, bizi üzüyorsun? Biz sana diyoruz ki bak, burada rüyan bir şifre vermiş yani. Şifreyi çözdük biz. Ne diyor hocam şifrede? Ya orada dört tane kaplan olması. Ben diyecektim ki bu kardeşimiz bekar mı? Çünkü bu kardeşimizin dört ay içerisinde bu kardeşimizin hayırlı bir kapıyı gidip çalarak işi sonuca bağlayacak. Hocam gitti. Yine yaptınız yapacağınızı. Ya, Gülser Hanım hadi gözünüz aydın. Şimdi, oğlunuz yakında dünya mesaj, evine gidiyor, evet. Siz de kayınvalide oluyorsunuz. Yani, İnşallah. İnşallah. Şimdi en çok annelerden gelen telefonlar ne biliyor musunuz? Çocuğum için, çocuğumun işi, kısmeti, rızkı için istihareye yatmak istiyorum. Ne tamam. olur hocamız bize söylesin. Ben, yani herkes istihareye yatabilir mi? Tamam. Ben nasıl istihareye yatabilirim? Hayırlı bir iş kısmeti, hayırlı bir eş kısmeti için anneler çocukları için ya da çocuklar kendileri için nasıl istihareye yatacak? Biraz sonra hocam anlatacak. Kısa tamam. bir reklam aram var, hemen döneceğiz. Bir derdimiz, bir dileğimiz, bir sıkıntımız var. Hayır mı, şer mi diye merak ediyoruz. Bugün istihareye yatıyoruz. Haftaya salı buraya arıyoruz. Evet. Kimler istihareye yatabilir ve nasıl yatabilir? Evet. Şimdi ben her zaman söylerim. Gençler eğer birini seviyorsa kendileri istihare yapmasınlar. Annesine yapsın, yaptırsınlar, ablalarına yaptırsınlar, tamam. abilerine yaptırsınlar, kendini sevenlere. Tamam. Diğer yandan eğer kişi kendi evladı için bir istihare yapacaksa, kendisi bunu başaramıyorsa bacısına, kardeşine, annesine, babasına dediğimiz gibi yaptırırken istihareyi yaptıran kişi ne olursa olsun sırrını kesinlikle paylaşmasın. Benim için bir şey istihare yap desin. Niyeti kendisi yapsın ama vekilliği ona versin. Hani bu neye benzer? Kurban bayramında kurban alırız ama vekaleti keserken kasaba veririz. Aynı buna benzer. Allah bilendir. Bizim Şüphesiz. Bilmediklerimizi bilendir. Şüphesiz. Bizim yapacaklarımızı, yapmayacaklarımızı, yani bizim daha dünyaya gelmeden bütün çizelgemizi Cenab-ı Allah bildiği için biz niyetimizi yine Allah'tan yapalım Tabii. ki peygamberlerin sünnetini uygulayalım.
İstihareleri bizi seven kişilerden emin olduğumuz kişilere yaptırmamız için en hayırlısı. Hocam çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. İyi ki varsınız. Sağ olun sizler. Haftaya bekliyoruz. Eyvallah. Gördüğünüz istiharede yattığınız, gördüğünüz rüyalarla bekliyoruz sizi. Yarın Canten hocamla burada sizi bekliyor olacağım. Yine ilişkileri konuşacağız. Yine yaşamı konuşacağız. Yine psikolojik durumumuzu konuşacağız. Özellikle gençler, okulda probleminiz varsa, arkadaşlarla probleminiz varsa ne olur bizi yarın arayın. Çünkü yarın ben ona taktik uzmanı diyorum. Gerçekten müthiş taktikler veriyor. Canten Kaya ile burada sizi bekliyor olacağız. Bugünlük bizden bu kadar. Sizi en güzel yere, Yaradan'a emanet ediyorum. Yarın görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşçakalın.